Antalya Türkiye'nin konut krizini belki de en sert yaşayan kenti. Son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçenin 3'ü Antalya'nın merkez ilçeleri. Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya. Üstelik artış oranları da akıl alır gibi değil. Ortalamada bir önceki yılın 3 ya da 4 katı. Halihazırda ev sahibi olmayan bir Antalya'nın istisnai bir geliri yoksa bu şehirde yaşayabilmesi bir hayal. Orta direkt bir ailenin, yeni evlenmiş genç bir çiftin, Antalya'ya tayin olmuş bir memurun, bir araya gelip eve çıkmak isteyen üniversitelilerin bunu gerçekleştirmesi mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı Necip Fazıl Peksever, şairin Sakarya türküsünde meşhur bir dize vardır. Vicdan azabına eş, kayna Sakarya, kayna. Öz yurdunda garipsin, öz yurt vatanında parya. Doğduğun, yaşadığın şehirde başını sokacak bir ev bulamıyorsun. Öz yurdunda garip olmak nedir? İşte en net örneği bu. Konut krizi basit bir arz talep fiyat konusu değil. İktidarın yönetme sorumluluğunu ekonomiden kentleşmeye, vatandaşlıktan çevreye, her alanda nasıl boş verdiğinin, koltuğunu korumak ve rantını sürdürmekten başka bir gaye güdemez hale geldiğinin ayan beyan bir ifadesi. Konut alana pasaport bedava deyip pazar tezgahında satar gibi vatandaşlık veriyorsun. Konutu nereden alır bu yabancı? Bozkır'ın ortasında, dağın başında değil. Elbette Ege'de, Akdeniz'de, Boğaz'da. Sen bu işin önünü açtığında konut stoğu kime önerir? Yani orta direğe mi, bordroluya mı, memura mı, cebi paralı yabancıya mı? Bu benzeri kira konusunda da var. Ekonomide istikrar, yönetimde itibar yitirilirse ne olur? Milli paran değersizleşir. Fiyatların ipi kopar. Güvence arayan da parasını ya dolara, ya euroya, ya da gayrimenkul gibi daima değerli varlıklara yatırıp piyasadan çöker. Maaşlının alım gücü bir yılda yarı yarıya azalmış ama emlak, özür dilerim. Maaşlının alım gücü yarı yarıya azalmış ama emlak fiyatı 2000 üstüne çıkmış. Normal şartlar ne olması lazım? Kiranın da o nispette artması lazım. Ama bunu yaparsan ne olur? Vallahi bütün Antalya sokakta kalır. Bu sadece Antalya değil, Türkiye'nin birçok ilinden de, büyük şehirlerden de aynı geri dönüşleri alıyoruz. Bulduğu çözüm ne peki iktidarın? Kira arttırmayı yasaklamak. Eski Türkiye'de stokçuluk vardı. Bunu defalarca örnek veriyorlar. Kara borsa vardı diyorlar. Kiralık ev arayan ev bulamıyor. Satayım diyene alıcı yok. Mecbur kalırsan açıktan kira isteyen mi yok? Tapuda katakulli soran mı yok? Buyurun size yeni Türkiye'deki kara borsa. Burada sürekli enerji biriktiren ve kırılırsa yıkıcı depremler yaratacak bir toplumsal fay oluşuyor. Bunca gündür sahadayız. Öyle şeylere şahit olduk ki aynı apartmana kimin hangi milletten olduğuna göre örgütlenip hasım ve hısım olmuş. Asansör tamiratından bahçe bakımına kadar her işleri davalık. Kiracı ile ev sahibinin birbirine girip karakolluk olduğu düzinelerce vaka var. Mesela çok içim acıdan bir konu. Çevre illerden mevsimlik olarak gelen turizm emekçisi kardeşlerimize konuşuyoruz. Burada turizmin sorunlarını ortaya koyarken turizmin bir diğer sorunu da aslında turizm sektöründe çalışan personel. Ev tutmaya paraları yetmediği için ya ailelerini geride bırakmışlar ya da çalıştıkları tesisin lojmanında tek gözlü bir odada aile yaşamak zorunda kalmışlar. Lafa gelince esip gülüyorlar. Ailenin ulviyetini, kutsiyetini dillerinden düşünmüyorlar. Ama ailelere bir arada yaşayacak bir evi bile reva görmüyorlar. Üstelik bakın bu bahsettiğim Antalya sıradan bir yer değil. Türkiye'de hem tarımın hem turizmin dinamosu bir şehir. En büyük beşinci şehir. Kabinede bakanı var. Mecliste 17 vekili var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sevdamız, yüz akımız, vitrinimiz dediği bu şehir. Ama rakamlara bir bakıyorsunuz her alanda geriliyor. Vitrini böyleyken arkası nasıl varın siz düşünün. Her şeyden önce teknik olarak bu konut satışlarına ilişkin ve vatandaşlara ilişkin yani yabancılara ilişkin evet de Antalya yurt dışından gelen yabancıların tercih ettiği bir şehir ve şehrin ekonomisi de turizm üzerinden oluşuyor. Ancak burada gördüğümüz şu, yabancıların buraya geldiğinde bir yabancıların 1 lirasının Türkiye'de 20-21 lira, 22 lira olduğu bir sistemde yabancılarla vatandaşlarımızın ticarette daha doğrusu müşteri anlamında bir şey rekabet durumu söz konusu değil bu bölgede. Bu bölgede olduğu gibi diğer bölgelerde de aynı şekilde. Dolayısıyla buradaki temel konu yabancılara konut satışlarının belli teamüllere ve belli uygulamalara bağlanması önem arz ediyor. Vatandaşların yani burada bir yabancının Türkiye'ye gelip de bir konut almasında
bu konutu alırken ya da yatırım amacıyla konut alması değil, ikamet amacıyla konut alması gerekiyor. Burada yine yabancıların Türkiye'de gerek oturma, gerek çalışma, gerek vatandaşlıkla ilgili başvurularıyla emlak sektörü oluştururken bir kere şehirde bir planlama olması gerekiyor. Burada devlet planlama teşkilatını kapattığın, devlet planlama teşkilatının fonksiyonunun neresi tarafından icra edildiğini bilmediğin bir alanda kentleşmende de merkez siyaset ve yerel siyaset arasında bir üvey evlat muamelesi yaptığın bir alanda bunu tek başına bir şehrin kendi kaderini belirlemesine indirgeyemezsin. İndirgediğin zaman da bunun altından kalkamazsın. Burada merkez siyasette yerel siyaseti birlikte hareket ettiği, merkezle yerel arasında başta vatandaşlık olmak üzere yabancıların konut edinmesi noktasında ilgili en temel problem burada konut stoğunun oluşturulamaması, konut stoğunun öngörülememesi. Bak şöyle bir örnek vereyim. Antalya'ya sadece son bir yılda 265 bin araç Antalya trafiğine girmiş durumda. Son bir yılda 265 bin. Buna bir de Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte gelen yabancıların araçlarını koyduğumuzda ve bunun üzerine bir de 6 Şubat'ta hepimizin ciğerini dağlayan depremi ve oradan gelen 150 bini aşan, şu an 150 bin, daha önce bu 350-400 binleri de bulmuş Antalya'da ama şu an 150 bin net bilinen rakam var. 150 bini aşan vatandaşımız da şu an Antalya'da. Dolayısıyla şehirde bir stok yok, konut stoğu yok. Konut stoğu olmadığı gibi bu konut stoğunu oluşturmadığınız ve bunu yerel yönetimlerle birlikte dengelemediğiniz sürece bu sorun Türkiye'nin her tarafını sarıp sarmalayacak.